Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Finale hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum. 9. sorudayız ve sorumuz şöyle. Bir molal sulu çözeltide çözücü ve çözünenin mol kesirlerini hesaplayınız. Suyun mol kütlesini vermiş. Şimdi çözeltimiz 1 molal. 1 molal demek ne demek? 1 mol çözünen var. Nerede? 1 kilogram suyun içerisinde. Şimdi 1 kilogram su da 1000 gram su eder. Ben çözücü ve çözünenin mol kesirini bulacağım. Çözücünün mol kesiri yani suyun mol kesirini bulmak için bana suyun mol sayısı gerekiyor ve toplam mol sayısı yani çözünen artı çözücünün mol sayıları gerekmekte. Suyun kütlesini bildiğim için hemen mol sayısı eşittir kütle bölü 1000 gram. Mol kütlesi suyun 18 gram bölü mol olduğundan suyun mol sayısını bulurum. Bu da 55,5 mol eder. Çözünenin mol sayısı da 1 mol olduğuna göre o zaman en toplamım ne olur benim? 55,5 artı 1'den 56,1 mol olur. O zaman suyun mol kesrini hemen kaç bulurum? 55,5 bölü 56,5'ten 0,9823 olarak bulurum. Çözeltide iki tane bileşenimiz var. Çözücü ve çözünen. Bunların mol kesirlerinin toplamı da 1 ettiğine göre o zaman çözünenin mol kesiri eşittir. 1 değerinden çözücünün mol kesrini çıkartıyoruz. Bu da kaç çıkacak? 0,0177 olarak bulunur. Evet, diğer sorumuz da şöyle. Hacmi 250 santimetre küp olan 2 molar nitrik asit çözeltisi hazırlamak için %70'lik derişik nitrik asit çözeltisinden kaç gram alınmalıdır? Şimdi molariteyi biliyorum. Molarite eşittir mol bölü hacim derim. Molaritesi 2 molar. Mol sayısını bulabilirim çözünenin. Çözeltinin hacmi de 250 santimetre küp yani 0,250 litredir. Buradan mol sayısını 0,5 mol bulurum. Neyin? HNO3'ün. Şimdi bu HNO3'ün de mol kütlesi kaçtır? 63 gram bölü mol. 63 gram bölü molle çarparsam ben bunu mol sayısıyla mol kütlesini neye geçmiş olurum? Kütlesine geçmiş olurum. Nitrik asidin yani çözünenin. Bu da 31,5 gram eder. Bu kadar gram nitrik asit var. Şimdi %70'lik derişik asit çözeltisinden ne kadar almamız, kaç gram almamız gerektiği soruluyor bize. Şimdi 100 gram nitrik asit çözeltisinin 70 gramı nitrik asit ise 31,5 gram nitrik asit kaç gram çözeltide bulunur? Buradan bu çözeltinin kütlesini de 45 gram olarak buluruz. 45 gram nedir bu? Derişik nitrik asit çözeltisi. 5 şıkkında bu çözeltiyi hazırlamak için yoğunluğu bu kadar olan %70'lik nitrik asit çözeltisinden kaç santimetre küp alınmalıdır diyor. Şimdi yoğunluğu 1,42 gram bölü santimetre küp olan %70'lik nitrik asit çözeltisinin molaritesini bulalım. Sonra biz neyi hazırlamak istiyoruz bu çözeltiden? 2 molarlık 250 santimetre küp çözeltiyi hazırlamak istiyoruz. O zaman bu çözeltinin molaritesini bulalım. Kaç molar yani kaç mol çözünen bölü çözeltinin hacmi de litre cinsinden bulacağız. 1,42 gram ne var elimizde? Çözelti, nitrik asit çözeltisi yoğunluğunu kullanıyoruz. Yani bu da ne demektir? 1 santimetre küp çözelti demektir. Yoğunluğu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu çözeltinin 100 gram çözeltinin 70 gramı nitrik asitmiş. Yani HNO3. Yüzdesinde bu şekilde yazdım. Gram çözeltiler birbirini götürdü. Nitrik asitin molüne geçmek için de 1 mol HNO3 mol kütlesi olan 63 gramdır dersem gram HNO3'ler de birbirini götürür. O zaman şimdi neredeyim ben? Mol HNO3'teyim. Evet, çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi litre cinsinden olacak. Burada santimetre küp cinsinden çözeltinin hacmi. O zaman santimetre küpü litreye çeviriyorum. 1 litre
nedir? 1000 santimetre küptür. Santimetre küp çözeltilerde gitti. Yani mol çözünen bölü litre çözeltiden bu çözeltinin derişimini hesaplamış oldum. Bu da 15,77 molar eder. Şimdi şu çözeltiyi hazırlamak için bu çözeltiden kaç santimetre küp almalıyım? Ne yapacağım? M1 V1 eşittir M2 V2 diyeceğim. Şimdi bu çözeltinin derişimi 15,77 molar. Bu çözeltiden ne kadar almalıyım? Bunu bulacağım. Ve hangi çözeltiyi hazırlıyorum? Bunu. Bunun derişimi 2 molar ve hacmi de 250 santimetre küp. Buradan 15,77'ye bölersem her iki tarafı hacmini bu çözeltinin 31,7 santimetre küp olarak bulurum. Evet, 15,77 molarlık çözeltiden 31,7 santimetre küp alırsam hazırladığım bu çözelti 2 molar ve 250 santimetre küplük çözelti eder diyebiliriz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Suda kütlece %50 etanol içeren bir çözeltinin yoğunluğu 0,914 gram bölü mililitredir. Bu çözeltideki etanolün mol kesrini, molaritesini hesaplayınız demiş. Etanolün mol kütlesini parantez içerisinde vermiş. Şimdi çözeltimizin derişimini bulalım o zaman biz. Molaritesini soruyor şurada. Molariteyi hemen bulabiliriz. Kaç mol bölü litre? Çözünenin mol sayısı, çözeltinin hacmi litre cinsinden olacak. Şimdi yoğunluğu kullanıyoruz. 0,914 gram çözelti demek bu. Ve aynı zamanda 1 mililitre çözelti demek. Yoğunluğu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu çözeltinin 100 gram çözeltinin 50 gramı neymiş? C2H5OH yani etanolmüş. Gram çözeltiler birbirini götürdü. Etanolün mol sayısına geçelim. 1 mol etanol 46 gramdır. Gram etanoller de birbirini götürür. Şimdi mol etanol bölü litre çözelti olmalı. O zaman litreye çevirmek için 1 litre çözelti 1000 mililitre çözelti demektir. Mililitrelerde birbirini götürürse buradan bu çözeltinin molaritesini 9,93 mol bölü litre olarak buluruz. Şimdi B şıkkını bu şekilde bulmuş olduk. A şıkkına geçelim. Mol kesrini sormakta bana bu çözeltinin. Çözeltinin yoğunluğu 0,914 gram bölü mililitre. Yani bu kadar gram çözelti var demektir bu. Ve bu çözeltinin %50'si etanoldür. O zaman etanolün kütlesini 0,457 gram olarak buluruz. Bu kütleyi de mol kütlesine bölersem etanolün 46 gram bölü mole. Buradan mol sayısını 0,00993 mol olarak bulurum. Şimdi mol kesrini bulmak için etanolün ne yapacağım? Etanolün mol sayısı 0,00993 mol bölü toplam mol sayısı yani etanol artı suyun mol sayısı. 0,00993 artı suyun mol sayısını nasıl buluruz? Şimdi çözeltimizin kütlesi 0,914 gram. Etanolün kütlesi 0,957 gram. 0,914'ten 0,457'yi çıkartırsam geriye kalan da suyun kütlesi olacaktır. Bu da 0,457'dir. Bu kadar gram su var. Hemen suyu da mol kütlesi olan 18 gram bölü mole bölersek suyun mol sayısını bulmuş oluruz. Buradan suyun mol sayısı kaç çıkar? 0,0 254 mol olarak buluruz. O zaman artı 0,0254 mol de sudan gelmekte. Bu durumda etanolün mol kesrini 0,281 olarak buluruz. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında da molaliteyi soruyor. Molalite eşittir çözünenin mol sayısı. Yani etanolün mol sayısı 0,00993 mol bölü çözücünün kütlesi kilogram cinsinden. Çözünün kütlesi 0,457 gramdı. Yani 0,00004 457 kilogram su.
1, 2, 3. Evet, 1000 ile çarparsak buraya gelir. Doğru. Şimdi bu durumda molaliteyi de 21,73 molal olarak buluruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.